Yunan devlet operası The Murderess isimli Alexandros Papadimentis'in 1903 yılında kaleme aldığı romanın uyarlamasını ilk kez sahneye taşıyor. Yunan besteci Yorgos Komendakis tarafından sahneye uyarlanan oyunun artistik direktörlüğünü ise Miron Mikaelidis üstlendi. Şimdiye kadar sahnelenen tüm oyunlar antik Yunan'dan esinlenilerek yazılmıştı. Biz Yorgos Komendakis'in hikayeye yeni tatlar kattığını çok iyi biliyoruz ve bu durumdan çok çok mutluyuz. Oyuna modern batı senfonisi katarak aynı zamanda Yunan müziğinden ezgiler sundu. Bir anlamda geleneksel bir müzikal yarattı. The Murderess, Frangayanu olarak tanınan Skiathos adasında yaşayan Hadula isimli yaşlı bir kadının çocuklarıyla fakirlik mücadelesini anlatıyor. Hadula, yeni doğan kız torununu öldürdükten sonra başka genç kızları da fakirlikten kurtarmak adına hedef alıyor. Εδώ και τρία χρόνια που γράφω την όπερα. Son 3 yıldır bu opera üzerine çalışıyorum. The Murderess'in kadın karakterine bir yüz arayarak zamanımı geçirdim. Sonunda müzikal olarak bir çözüm buldum. Uzun süre saklambaç oynadık ve ardından bu canavar kadını sevmeye başladım. Murderess'in başrolünü ise soprano Irini Sirakidu canlandırıyor. Onun davranışları olağan dışı. Tüm bu psikolojik ve anlık değişimler onun içinde saklı. Toplumsal durumlardan fazlasıyla etkileniyor ve içinde bulunduğu durumla maalesef başa çıkamıyor. Vasilis Christopoulos oyunun adını dünya opera repertuarında duyurup duyuramayacağından bahsetti. Dünyadaki tüm iyi operalar ülkelerinin kökenlerinden izler taşırlar. Toplumsal çözümlemeler bu durumda etkin rol oynar. Bu açıdan Komendakis'in operasının dünya opera repertuarında kendine güçlü bir yer edineceğine inanıyorum. The Murderess 19 Kasım'dan itibaren Atina Konser Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor. (Gülüyor)